كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: amellerinizi Allah için halis kılın. Halis, muhlis, saf demek, saf, arındırılmış, halis. Allah Celle Celaluhu ancak kendisi için ihlasla yapılan ameli kabul eder. Arkadaşlar, hepinize söylüyorum, 80 sene namaz kılın, 100 sene namaz kılın, 1000 sene namaz kılın, ama o kıldığınız namaz desinler, görsünler, bensinler içinse cehennemin en güzel yeri sizi bekliyor. Kim yaparsa, ben yaparsam beni bekliyor, siz yaparsanız sizi bekliyor. Rabbim diyecek ki, sen, misal diyorum işte, tek bir namaz üzerinden konuşalım, misal, işte falanca tarihte, filanca tarihte, hesap, tek tek hesap verilecek, her şeyden hesaba sorulacağız. Bir namaz kılmışsın, bir cuma namazı, misal diyorum, ya da sabah namazı, hani sen o falanca hoca için kılmıştın ya, filanca başbakan için kılmıştın ya, filanca bakan için kılmıştın ya, git bunun sevabını o bakandan al, o başkandan al, o bilmem neden al. Ne diyor Mahmud Efendi Hazretlerimiz? Kuddise sirruhu. Ha diyor, duvardan sevap almışsın. Ha diyor adamına. Duvar sana sevap verir mi arkadaşlar? Verir mi? Böyle bir şey var mı? Hayır. Veremez. Ha, namaz kılarken dikkat, ihlas lazım. Devam etti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam: İbadetlere riya karıştırmayın ki amelleriniz boşa gitmesin. Arkadaşlar, tashih-i niyet var. Tashih-i niyet, defalarca söylüyorum. Amellerimizin başında, ortasında, sonunda kontrol edeceğiz. Namaza giderken aklımıza kötü bir şey gelirse, mesela ya giderim çocuklara ayıp olur, İşte beni çağırdı, gitmesem aa sen namaz kılmıyor musun derler. Bu kafayla gidersen yolda hemen niyetini düzelt. Estağfurullah ya Rabbi, ben ne yapıyorum ya? Bak git. Şeytan sana diyecek, dön lan geri. Sen nasıl adamsın? Bir de bu yüzden camiye gidiyorsun. Hayır. Hemen tashih-i niyet. Niyetleri düzelteceğiz arkadaşlar. Allah rızası için konuşuyorum. Yoksa batarız, daha da batarız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Hadis-i şerife bak. İbadetine riya karıştırana ahirette denir ki, git sevabını o kişiden iste. Ah hadis-i şerif. Az önce söyledik biraz. Git ondan al. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Allah Celle Celaluhu'nun rızası için cami yapana cennette bir köşk verilecek. Arkadaşlar, cami yapmaktan maksat şu anda, yani ultra zenginlerden başka kimse şu anda cami yaptırabilir mi arkadaşlar? Yaptıramaz. Ama ne yaparız arkadaşlar? Mesela hoca dedi ki, cumada çıkışta arkadaşlar falan yerde cami inşaatı var. Cebinde ne var arkadaşım? 10 lira var. Ver. O zenginden daha fazla sevap yazacak sana. Evet. Niye? Sen olanı verdin. 10 lira vardı, onu verdin. Adamın belki 10 trilyonu var, 1 trilyon verdi. Sen daha fazla sevap aldın. Sen cami yapmış gibi sevap alacaksın, cennette köşk verilecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti: kim Allah için gazabını yenerse, bak Allah için gazabını yenerse, ne demek sinirlendin o anda. Böyle delirttiler seni. Sen o anda Rabbin aklına geldi, estağfurullah ya Rabbi sabır ver, ya Rabbi sabır ver. Sabır, sabır, sabır. O anda gazabını yuttun. Allah Celle Celle ondan azabını def eder. Üzerine bir azap varsa Rabbimiz diyor, onun azabını kaldırdın. Ya sinirlendin, bir anda sinirlendin. Arkadaşlar, aranızda sinirlenmeyen var mı ya? Yoktur. Hepimiz sinirleniyoruz. Ama o anda Allah için estağfurullah diye böyle bir bu hadise amel etmek niyetiyle estağfurullah desen, sakinleşsen, Rabbim senden azabı kaldırır. Allah Allah, işlere bak ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti: Allah rızası için ana babasına itaat ederek güne başlayana cennetten iki kapı açılır. Ana babasına itaat ederek güne başlayan ne demek arkadaşlar? Ne olursa olsun, sabah kalktın, atıyorum namaza kaldırdın, onlar seni namaza kaldırdı. Bir şey istedi, verdin. İşte onları memnun edecek bir şey yaptın. Örnekleri çoğaltın. Ne yaparsanız. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Cennette ona iki kapı açılır. Devam etti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam: dünya ve ahiret hayırlarına kavuşmak için Allah Celle Celaluhu'yu ananlarla beraber ol. Rabbini zikredenlerle beraber ol. Allah Celle Celaluhu'yu an. Allah için sev. Allah için buğz et. Birini sevmiyorsan Allah için sevme. Arkadaşlar, nefsin için değil. Hazreti Ali'nin örneği unutmayın. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ne yaptı? Kılıcı dedi, tam kesecekti müşriği. Müşrik onun suratına tükürdü. Kılıcını
kaldırdı, vazgeçti. Dedi niye öldürmüyorsun? Az önce ben seni Allah için öldürecektim. Şimdi sen suratıma tükürdün. Şu anda ben seni öldürürsem nefsim için öldürmüş olacağım. Vazgeçti dedi. O adam kelime-i şehadet getirdi be. İşte bunu yakalamamız lazım arkadaşlar. İnce bunlar. Çok ince mesele. İbadetlerini ihlasla yap. İhlas ile yapılan az amel kıyamette sana yetişir. Arkadaşlar, evvabin kılmayın. Kuşluk kılmayın. Teheccüd kılmayın. Riya karışıyorsa. İyi anlayın burayı. Baktın hep riya karışıyor. Biraz ara ver. Ara ver. Sadece 5 vakit namazını kıl. Ramazan orucunu tut. Zenginsen zekatını ver, hacca git. Fazlasını yapma. Az da olsa riyasız, ama bak riyasız, ihlaslı olsa o sana yeter. Lafımı yanlış anlamayın bak. Evabin kıl, kuşluk kıl, işrak kıl, teheccüd kıl. Ama riya bulaşırsa bir ara ver. Bir ara ver. Onları bıraktığın için ceza almasın, merak etme. Ama riya olursa cehenneme gidersin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sabırlı ve ihlaslı olanlar hesap çekilmeden cennete girecekler. Sabırlı ve ihlaslı olanlar arkadaşlar. Her şeye sabreden, ibadete sabreden, insanlara sabreden ve ihlaslı olursa, yalnızca Allah için amel ederse arkadaşlar bundan çok yanacağız ya. Nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Hakikaten ya, hep desinler, görsünler, ama gitmesem olmaz, ayıp olur. Şimdi bu hafta da gitmesem ama hoca bana fırça atar misal. Varsa böyle amelin düzelsin. Kendime de söylüyorum hep bunu ben. Merak etmeyin. Kendime size daha fazla kızıyorum. Merak etmeyin yani, rahat olun. Ben bu sohbetleri hep kendime yapıyorum aslında, biliyor musunuz? Hepsini kendime yapıyorum. Arada siz de duyuyorsunuz. Birileri desin görsün diye. Allah muhafaza. Allah muhafaza. 40 gün için Allah Allah. Allah Celle Celaluhu ihlasla ibadet yapanın kalbinden diline hikmet pınarları akar. 40 gün ya. Devamlı olarak ihlasla amel eden öyle güzel işler yapar. Öyle güzel konuşur ki kalbi hikmet dolara. O hikmet dilinden dışarı. Ne demek? İnsanlara emri bil maruf, nehyanil münker. Allah der, başka bir şey demez. Celle Celaluhu. İhlaslı olanlara müjdeler olsun. Onlar fitne karanlıkları içinde parlayan ışıklardır. Ebu Nuaym. Bakın arkadaşlar. Bir kimse ihlas ile La ilahe illallah derse. Bunu diyemeyen var mı aramızda arkadaşlar? İhlas ile La ilahe illallah derse diyor, o cennete girer. Arkadaşlar bu bir sihirli kelime, biliyor musunuz? Evet. Ya sihirli kelimeyi söylüyorsun, cennete giriyorsun. Kim ki ihlas ile, diliyle söyleyecek, kalbiyle tasdik edecek, onunla amel edecek. La ilahe illallah derse cennete girecek. Sihirli kelimeyi unutmayın. Arkadaşlar zikir yaparken de tesbihini al. La ilahe illallah. Ama bak, la'yı uzatıyorsun. La değil de la. E-A karışımı. La. Bazı diyor ki niye le diyorsun diyor bana. Hoca diyor niye le. La, le mi diyor ben? La ilahe illallah diyor muyum arkadaşlar? Yok. La. Bak la. La ilahe illallah. İllallah. Bir kere aşk ile Allah derse lisan, dökülür cümle günah mislü hazan. Bir kere aşk ile şu dilinden Allah Celle Celaluhu kelimesi yükselirse, dökülür cümle günah, bütün günahlar dökülür mislül hazan. Mislül ne demek? Misal. Hazan, hazan ne demek arkadaşlar? Sonbaharda yaprakların dökülmesi. Hani derler hazan mevsimi geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Allah Celle Celaluhu'nun rızasından başka maksat için ilim öğrenen, aman ya Rabbi, desinler, görsünler, sevsinler. Ulan ne hoca, ne hacı, ne alim, ne mübarek adam desinler diye ilim öğrenen veya ilmini dünya menfaatine alet eden cehennemdeki yerini hazırlasın. Rabbim beni bundan uzak eylesin. Amin. Amin. Aman ya Rabbi, çok korkuyorum ben bu hadis-i şeriften. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Çok korkuyorum arkadaşlar. O yüzden ben yapıyorum, size de tavsiye ediyorum. Bir hadis duyunca ilk önce kendiniz amel edin. Amel etmeden icraat yapmayın. Riya bulaşıyor. Tirmizi'de geçer. İnsan suresi 8-9 kısa mel veriyoruz. Onlar kendi canları çekerken yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz bunları Allah rızası için veriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz derler. Aman ya Rabbi, böyle şu anda var mı ya? Var mı arkadaşlar ya? Kendisi yemiyor,
yediriyor. Diyor ki teşekkür bile etme. Bizde olsa lan şerefsiz bir insan bir teşekkür eder lan. Ne adi ne şerefsiz bir adam bunlar. Lan nasıl adam bunlar? Lan mübarek adam bir sus be. Bir sus ya. Arkadaşına bile ya yemek ısmarlıyor. Afiyet olsun, afiyet olsun. Lan ne oldu? İnsan bir teşekkür eder lan. Hayvan herif. Allah Allah. O kadar yemek yedirdik sana. Heh, arkadaş ha. Arkada al bunu arkadaşa koy sepete gönder memlekete. İyi uydu değil mi? Tuttu herhalde değil mi? Allah Allah. Yaz bunu kenara Yusuf. Atasözü diye yaz. Allah bizi affetsin yani. Amin. İşimiz zor.